verdiğiniz numaraya şu anda ulaşılamamaktadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ulaşılamıyor. Svara Sahil'in yanında. Bunları o yapıyor. Ama Sahil hapiste değil mi Sanskar? Ama bilmiyorum Ragini, ama kalbim bunu Sahil yapıyor diyor. Svara burada değil. Fotoğrafını gösterdim, görmemişler. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamamaktadır. Ulaşılamıyor. Svara neredesin? Buradayım. Bir dakika, bir dakika. Affedersiniz. Balonları dağıtır mısınız? Kavga etmeyin. Sırayla alın. Svara sana çok... Sahil lütfen. Bunları yapmamın sebebi... yaptığın hatayı anladığını düşünmem. Seni affettim ama lütfen benden uzak dur. Beni rahatsız etme. Ben evliliğimde çok mutluyum. Başka bir şey de istemiyorum. Evet, elbette. Seni rahatsız etmem. Svara, müzik öğretmenimizle tanıştın mı? Evet. Aslında bir işi yüzünden gelemeyecekti. Ama şimdi geldi. Umarım onunla çalışmak sizin için bir sorun olmaz. Hayır, hiç sorun olmaz. Harika. Bayan Kalpana, sizinle önemli bir konuda konuşmalıyım. Tabii, gelin. Hadi. Çocuklar, buraya gelin. Provaya başlayalım, tamam mı? Alo, Patna'daki bir bağış derneğinde çalışan Kalpana Bhattacharya isimli bir bayan. Evet, Kalpana. Onunla ilgili tüm bilgileri istiyorum. Tamam. Svara'nın telefonu hala kapalı. Gelin. Bu kadar kısa zamanda gelebildiğiniz için teşekkürler Bay Sahil. Bu Svara'nın telefonu. Evet, çocuklar kırmasın diye onu yanıma almıştım. Peki. Üzgünüm. Buna dokunamazsınız. Dokunurum. Sanırım yaptığım şaka çok hoşunuza gitti, değil mi? Şey, acaba kefaletiniz yatırıldı mı? Evet. Annem yatırdı. Evet. Patna'da bir müzik etkinliğimiz olacak. Aslında derneğimizin yakınında bir mahallede yangın çıktı. Biz insanlara yardım etmek için bu etkinliği yapıyoruz. Benim duyduğuma göre Svara ve Ragini çok güzel şarkı söylüyorlarmış. Ben de düşünüyordum ki eğer bizimle birlikte gelip bu etkinliğimizde çocuklarla birlikte şarkı söyleyebilirlerse çok güzel olur. Bu bizi çok mutlu eder. Özellikle de Bayan Svara. Ah, su. Teşekkür ederim. Başka bir şey? Hayır, teşekkür ederim. Alo. Svara hemen bayıldı. Şimdi onu mekana götürüyorum. Aferin. Sizi bekliyor olacağım. Görüşürüz. Peki. Aferin. Şimdi yapılacak tek bir şey kaldı. Nedir o? Kayıt.
Sürpriz. Bay Sanskar Maheshwari. Sevgili karın benim elimde. Ha, güvende. Ve beni affetti. Yani sana hoşça kal. Bundan sonra karını asla göremeyeceksin. Sıvara'yı kaçırmış. Kaçırıldı ama sen... Bu benim umurumda bile değil. Ben sadece sana anlaşmamızı hatırlatmak için aradım. Anladın mı beni? Yenge, ailemizde bir sürü sorun var zaten. Lütfen sorunları daha da arttırma. Sıvara'yı yalnız göndermemem gerekirdi. Benim yüzümden, benim yüzümden. Bu benim hatam, benim hatam. Ne kadar yapma, aptalım Sanska. Ben ne kadar. Onu yalnız başına gönderdim. Sanskar, ne yapıyorsun? Bunları yaparak bir şey elde edemezsin. Sadece sen yaralanırsın. Ama Sıvara hakkında bir şey öğrenip onu bulamayız. Bu yüzden sadece Sıvara'yı nasıl bulabileceğimizi düşün. Nerede olduğunu öğrenmeliyiz. Lütfen sakin ol. Hepsi benim hatam Ragini. Eğer onu yollamasaydım... Bunlar olmayacaktı. Sahil. Sahil, seni mahvedeceğim. Sakin ol. Sakin ol. Kendini suçlamayı bırak artık. Senin hatan değil. Bunun olacağını bilemezdin, öyle değil mi? Sıvara'ya hiçbir şey olmayacak. Onu bulacağız. Telefonu hala kapalı. Planı biliyor musunuz? Evet efendim. Bu oynayacağımız oyunun senaryosu efendim. Ve bu oyunda kahramanımız prensesle evlenecek. Siz gidip prova yapın. Ve son anda oyuncularımız hasta olacaklar. Ve ben de Savara'yı prenses rolünü oynamaya razı edeceğim. Sonra ben de kahraman rolümü hazırlanacağım. Oyun sırasında Sıvara'yla evleneceğim. Sıvara sonsuza dek benim olacak. Ama efendim, Sıvara zaten başkasıyla evli. O... Ama o yanlış. Hayatındaki her şey yanlış. Aşkım hariç. Sen sadece söylediğimi yap. Benimle tartışma. Peki efendim. Üzgünüm. Ama lütfen sessiz konuşun. Yoksa duyacak. Yoruldunuz mu? Oturun bakalım.
Sularınızı içtikten sonra hemen provaya devam edelim çocuklar. Herkes eğleniyor mu? Her şey sona erdiğinde Svara benimle mutlu olacak. Çünkü sadece benimle mutlu olabilir. Ama hala bunu anlayamadı. Nasıl anlatacağım? Çocuklar, hazır mısınız? Yine baştan başlayalım mı? Evet! Harika. O zaman hemen yerlerinize geçin, hadi. Aa, Ragini'yi arayacaktım ama unuttum. Telefonum... Al, telefonun. Kalpana'nın ofisinde unutmuşsun. Telefonunu bana ver, yoksa çocuklar onu kırarlar. Svara farkında değil ama onun asıl telefonu şimdi benim elimde. Burada durarak bir şey yapamayız. Hemen Kolkata'ya dönüp Svara'yı nasıl kurtarabileceğimizi düşünelim derim. Tamam mı? Hadi ben polisle konuşacağım. Tamam. Komiser Bey, ben Sanskar Maheshwari. Sahil elinizdeydi. Kaçtı mı yoksa? Hayır Bay Sanskar, öyle bir şey olmadı. Birkaç gün önce annesi onun kefaletini yatırdı. Ne? Nasıl kefaletle çıkabilir? Annesi nasıl onun kefaletini öder? Sahil hapisten çıkmış. Bu olabilir. Maya onun annesi. Ve onların çok bağlantıları var. Onun için kefalet çıkarttırmış olabilir. En kısa zamanda Kolkata'ya gitmeliyiz. Bayan Sharmishta, siz merak etmeyin. Svara'yı bulacağız. Bir şey olmayacak ona. Lakşa oğlum, Svara hakkında bir şey öğrendin mi? Hayır baba. Hakkında hiçbir şey öğrenemedik. O zaman tek bir yol kalıyor. Bayan Maya ile konuşacağız. Sahil onunla konuştuysa belki bize yardım edebilir. Evet amca. Bize tabii ki yardım edecek. Hatta buraya geliyor. Beni affedin lütfen. Sahil beni aradı. O çok ağlıyordu. Benden çok özür diledi. Yaptıklarından çok utandığını söyledi.
onu kefaletle çıkarırsam bir daha yapmayacağına, düzeleceğini söyledi. Ben onun annesiyim. Ağlayarak konuşunca onun değişeceğini sandım. Kimi kandırıyorsun sen ha? Bana bak. Karşımda timsah gözyaşları dökme sakın. Böyle mi? Oğlum böyle mi değişti ha? Bay Sanskar Maheshwari, Svaran benim elimde. Söylesene, hiç utanmanız yok mu sizin? Bayan Sharmishta'ya baksana. Perişan halde. Gözleri her tarafta senin oğlunun kaçırdığı kızını arıyor. Sujata. Yeter. Sakin ol. Ama abla. Ben sizinle konuşmaya geldim. Sahil beni aradı. O yarın saat 9'da beni alacakmış. Yarın sabah evleniyormuş. Benden hayır duası almadan bir şey yapmayacağından çok eminim. Düğün mü? Ne demek istiyorsunuz? Bunu nasıl yapabilir? Sanskar, Lakşa. En kısa zamanda polise konuşmamız gerekiyor. Hayır amca. Polis gelene kadar çok geç olur. Ben Bayan Maya ile gideceğim. Lucky, ben seni arayıp polisi nereye getireceğini söyleyeceğim, tamam mı? Tamam. Gitmiyorsun Sanskar. Bak, o sahil delinin teki. Çok tehlikeli. Her an her şeyi yapabilir. Gitmeyeceksin oğlum. Olanlar yeter artık. Sujata, bir şey olmayacak. Kimseye bir şey olmayacak. Bana bir şey olmayacak. Svara'ya da hiçbir şey olmayacak. Görürsün. Çok yakında onu sahilden kurtaracağım. Ama o çocuk çok tehlikeli Sanskar. Neden dediğimi anlamıyorsun sen? Beni affedin Bayan Sujata. Sahil adına da sizlerden özür diliyorum. Ve elimden geldiğince size yardım edeceğim. Nasılsın anne? Sahi? Nasılsın? Sahi? Beni çıkardığın için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederek beni sakın suçuna ortak etme Sahi. Sen bana söz vermiştin, düzelecektin. Ama hayır. Hepsi yalan. Hepsi numaraymış. Anne, aşkla ve savaşta her şey olur. Oğlum, Svara evli bir kadın. Onu bu şekilde seni sevmesi için asla zorlayamazsın. Anlıyor musun? Ha? Bak anne, onu unutamıyorum.
kimse onu benden çok sevemez. Anlamıyorsun. Svara nerede? Onu nereye sakladın? Annem, düğünümde bu sarıyı giy. Sana çok yakışır. Ve de bu. Anne, bu elbise Svara'ma çok yakışacak. Değil mi? Hadi gidelim. Yoksa düğüne geç kalacağız. Gel. Hayır, ben gelemem. Yarın sabah önemli bir toplantım var. Toplantıdan çıktığım zaman, o zaman gelirim. Peki anne. Maya'nın telefonu neden kapalı? Evet Lucky. Bayan Maya'nın evinin önündeyim. Telefonu kapalı. Şimdi içeri girip bir bakacağım. Bayan Maya. Bayan Maya. Merhaba Sanskar. Ne haber? Nasıl gidiyor? Affedersin. Sabah sabah annemi görmek için eve gelmen gerekti. Ama annem evde değil. Çünkü ben düğün hazırlıklarım için annemi götürdüm. Geçeden. Maalesef seni düğünüme çağıramayacağım. Ama üzülme, olur öyle. Svara benim olacak. Seninle sadece zaman geçirdim. Zaman. Ben hayatına girdiğimde seni işte böyle unutacak. Unutma. Hoşça kal. Sahil. Seni mahvedeceğim.